Merhaba gençler. Bir geometri dersiyle daha birlikteyiz. Çemberde açıda ilk dersimizi yaptık. İkinci derste kalan kuralları, formülleri göstereceğiz. Hadi başlayalım. Bu ders ilk özelliğimiz gençler. Önemli bir kural. Dikkatli takip ediyorsunuz. Çemberde açı konusu kolay bir konu demiştim. Fakat özellikleri bilmeniz gerekiyor elbette. Üçgende açıdan bile o anlamda kolaydır. Şimdi bakın iki tane teğet kolum var benim burada. İki tane teğet yani şu E noktasından teğet çizgiler çizmişiz çembere. Bu teğetler arasındaki açı ile aradaki yayın toplamı daima 180 derecedir diyoruz. Kural bu. Yani alfa ile x'in toplamı kaç derece oluyormuş gençler? 180 derecedir diyoruz. Dış açı özelliğini görmüştük. Dış açıda alfayı nasıl buluyorduk? Gördüğü yayların farkının yarısı. Öyle de bulabilirsiniz ama bunda gerek yok. Kural nasıl çalışıyor iyi takip edin. İki tane teğet kolu çizdik. Bu teğet kollar arasındaki açı ile gördüğü yayın toplamı 180 derece diyoruz. Bunun bir de kardeş formülü var gençler. Bakın şöyle düşünürseniz aslında. Bunu tam merkezden geçirirsem. Şunların toplamı 180 ise. Şunların toplamı ne olacak? Kalemin ucunu takip edin. 90 olmalı diye düşünebilirsiniz. Burada da kural şöyle çalışıyor. Biri teğet olacak öbürü merkezden geçecek. Biri teğet öbürü merkezden geçiyor. Aradaki açıyla yayın toplamı bu sefer 90 derecedir diyoruz. Verdiğimiz kurallarla ilgili ilk sorumuza başlıyoruz gençler. Bakın burada bir 65 derece var. Biz 65 dereceye çevre açı diyorduk hatırlayın. Çevre açı açının sivri ucu çember üzerinde ise kullanılıyordu. Çevre açı 65 derece ise bunun gördüğü yay ne olmalı diyoruz. Bunun iki katı yani 130. Peki şunun çap olduğu bize verilmiş bakın bilgi olarak AB çap. AB çapsa şuraya hemen bir merkez koyuyoruz unutmamak için. Biz çapı gördüğümüz zaman şunun yarısının 180 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuradaki yaya kaç derece kalacak gençler? 50 derece diyoruz. Burası 50 derece ise biraz önceki kuralı hatırlayın. Bakın bir kol teğet geliyor. Öbürü nereden geçiyor? Merkezden geçiyor. Aradaki açı ile yayın toplamı kaç dereceydi? 90. Yani bizden istenilen x açısı kaç derece oldu diyoruz? 40 derece. İlk kuralımızla ilgili bir soru gençler bu da. Bakın iki kolda nasıl gelmiş? Teğet gelmiş. Kollar teğetse aradaki açı ile gördüğü yayın toplamı kaç derece demeliyiz? 180 derece diyoruz. Biri teğet öbürü merkezden geçerse 90 derece diyoruz. İkisi de teğetse ne diyoruz gençler? Toplamı 180 derece olacak. 40 ise 140 derece oldu. Şimdi çemberin tamamının ben 360 derece olduğunu biliyorum. Bakın şunun tamamı 360 derece. E buraya kadar AC'ye kadar olan yer 140 derece ise tamamı 360 olacağı için şu dalgalarla gösterdiğim yer siz de soruları çözerken böyle yapın gençler. Çünkü ufak tefek ayrıntılar önemli. Gözden kaçırmamanız adına. Kaç derece olacak? 220 derece. Tamamı 360. Burası 220 ise benden istenilen x açısı nedir? Çevre açıdır. Nereden biliyorum çevre açı olduğunu? Sivri uç çember üzerinde. O zaman bu çevre açı gördüğü yayın nesi olacak? Yarısı olacak yani 110'dur diyoruz. Dikkat edin bir kol teğet gelmiş öbür kol merkezden geçmiş. Bu hangi formüldü? Toplamı 90 derece olacak. İkisi teğetse 180. Biri teğet öbürü merkezden geçecek. Bunu tabi şununla karıştırmayın gençler. Rastgele geçen bir doğru değil bu. Bu nereden geçmeli? Merkezden geçmeli merkezden geçiyorsa toplamı 90'dır diyoruz. Yani şurada gördüğümüz yay 20 ise 90 olması için 70 oldu. Yarım çemberin 180 olduğunu zaten biliyorum. Dolayısıyla şuradaki AD yayına ne kaldı gençler? 180 olacak. 110. Şurada da açıların en sinsisi demiştik buna. Neydi? Teğet kiriş açı. Bakın bir açı sorusunda teğet lafı görmeniz tehlikelidir. O da bir teğet kiriş açı pusmuş demektir. Bunu görmediğiniz zaman o soruyu çözme şansınız çok yok. Uzunlukta teğet lafı çok basit ve çok da önemli değildir aslında. Fakat açıda teğet lafı önemlidir. Çünkü teğet kiriş açı görülmesi zor bir açı çeşididir. Bunu görmek için şu kelimeye dikkat edeceksiniz. Şimdi bu teğet kiriş açı neydi? Aynı çevre açı gibi çalışacak demiştik. Yayımız 110 derece ise çevre açı gibi çalışıyor dedik. Yarısı o zaman ne olacak bizim x açımız? 55'tir diyoruz. Önemli bir kurala geldik gençler. Çember içinde bir dörtgen verildiğinde dört köşesi de çember üzerindeyse aman dikkat dört köşede nerede olacak? Çember üzerinde olacak. Mesela şöyle bir dörtgenden bahsetmiyoruz biz. Bu bir kirişler dörtgeni midir? Değildir. Köşelerin biri merkezde bakın. Nerede olacak kirişler dörtgeni olması için? Dört köşede çember üzerinde olacak. Bu şartı sağlayan dörtgende gençler, bu şartı sağlayan dörtgende karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir diyeceğiz. Yani burası 110 derecesi örneğin hemen bunun karşısındaki açı kaç olmalı? 70. Burası 60 derecesi hemen bunun karşısındaki açı ne olacak? 120 derece olacak diyoruz. Teyitler kirişler dörtgenindeki kuralımız bu. Ama şartım ne? Dört köşede çember üzerinde olacak. Kirişler dörtgeni soruları kendini çok belli etmeyebilir. Çok basit temel düzey soruları da var. Fakat bazen çok uğraşarak çözeceğiniz soruyu son derece kısa ifadelerle çözmenizi sağlayabilir. Kirişler dörtgeni ama görmeyi bileceksiniz. Mesela bu şekilde şu an bir kirişler dörtgeni yok. Ne yaparsam kirişler dörtgeni çıkar gençler? Şunu çizerse. Peki bunu çizdim ne oldu? Şu çok önemli bir özellik. Bundan sonraki derslerimizde çemberde uzunluğa başladığımızda söyleyeceğiz. Çapı gören çevre açı üçgeni diyoruz ve Çemberde uzunlukta çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Burada da anlatmıştım size. Neydi gençler? Çapı gördüğünüz sürece burası kaç derece olacak? 90. E tamam da bunu niye çizdik biz? Bakın şurada bir kirişler dörtgeni çıktı. Dikkat edin köşelere. A, E, D, C. A, E, D, C dörtgeni bir kirişler dörtgeni olduğu için dört köşede çember üzerinde. Karşılıklı açıların toplamı 180 derece olacak. E tamamı 125'ti bunun. Şurası 90. Buraya ne kaldı gençler? 35 derece kaldı. Bu bir kirişler dörtgeni olduğu için karşılıklı açıların toplamı 180. 35 ise 180'e kaç var diyoruz? 145 olacak diyoruz. Kirişler dörtgenini güzel bir örnek gençler bu. Şimdi iyi takip ediyoruz. Soruda ikiz kenar üçgenimiz var. Ve şurada kirişler dörtgeni ben buradayım diye bağırıyor. Dikkat edin. B, E, D, F. Kirişler dörtgeni. Şart neydi? Dört köşede çember üzerinde olacak. Şimdi gençler ikizkenar üçgen varsa açı sorularında özellikle ikizkenar üçgenden soruya giriş yapmaya çalışmalısınız. Yani ben buna en desem burası da ne olacak? En. Sorunun verdiği değişkenle başlayacaksınız diye bir kural yok. Şimdi bunları en dedik. Şurası ne oldu? En. Ters açıdan. Burası dış açıdan ne yazabilirim gençler buraya? En artı yirmi dört yazarız. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iç açıların toplamıdır. Bunu yazdık. Peki şurada bir tane daha dış açımız var. Dikkat edin. Bir dış açı komşu olmayan iç açılar toplamı diyoruz. Yani iki endir burası. En baştan beri zaten kirişel dörtgenini kullanmak istiyorum. Bu kirişel dörtgenini nasıl kullanacağım? Ya şunların toplamı 180 diyeceğiz. Ya da bunların toplamı 180. Bakın 3 tane n artı 24 eşittir 180 diyoruz. Nereden yazdım bunu? Şuradan. Karşılıklı açıların toplamı 180. 3 tane yeni kaç bulduk gençler buradan? 156 diyoruz. Bir tane yeni kaç buluyoruz? 52'dir diyoruz. Şimdi eni 52 bulduk. Ne oldu? En yerine 52 yazdığımda bakın şuraya. Şurası kaç olacak? Onun bütünleri. Dikkat edin 180'e tamamlıyor. Ne oldu gençler burası? 128'dir diyoruz. E bu açı 128 ise benden istediği alfa. Karşılıklı toplamları ne olmalıydı? 180 derece olmalı. Alfa ne olacak gençler 180 olması için? 52'dir diyoruz. Evet gençler güzel bir kirişler dörtgeni sorusu daha kendini iyi gizlemiş. Aman ola ki şu kirişler dörtgendir diye bu soruda düşünmeyin. Bakın dört köşe çember üzerinde mi? Evet hoca böyle söylemişti ama yanlış. Niye? Aynı çember üzerinde olacak. Bunlar farklı çemberler üzerinde dört köşe dikkat edin. Peki ben burada aynı çember üzerinde bir dört köşe yakalayacak kirişel dörtgenini nasıl bulurum? E ile F'yi birleştirerek gençler. Bakın bunu birleştirdik. Hem küçük çembere bakıyorsunuz. Dört köşe çember üzerinde. Hem de büyük çembere bakıyorsunuz. Dört köşe çember üzerinde. Yani bu nedir diyoruz? Kirişel dörtgendir diyoruz. O zaman önce şu kirişel dörtgenini kullanırsam. Bakın 125 ise kaç olacak karşısı? 180 olmalı 55. 55 ise bütünler açı. Ne oldu burası? 125. Şuradaki kirişer dörtgenini kullanırsam 125 ise 180 olması için ne kaldı diyoruz? 55. Şimdi betayı buldum. Bet, alfa eksi betayı istiyor benden. Gelelim şuradaki 80'e. 80'i nasıl kullanacağım? 80 ise karşıdaki açı ne oldu? 100. E burası 100 ise burası nedir? Yine 80 doğrusal açı. Şu minik çemberdeki kirişer dörtgenini görüyorum. Toplam 180 olmalı diyoruz. Yani 80 sene oldu alfa 100'dür dedik. Şimdi alfa'yı 100 bulduk. Beta'yı ne bulduk gençler? 55 bulduk. Bunları çıkarttığımız zaman ne kaldı diyoruz? 45 derece kaldı diyoruz. Evet bir ÖSM sorusu bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Son sorulara biraz daha karışık olabilecek soruları ekledim. Şimdi bu ÖSM sorusu açı yöntemiyle değil de çoğunlukla uzunlukta kullanacağımız yöntemle çözülecek gençler. Unutmayın açı sorusu gibi durduğuna bakmayın. Bunu uzunlukta detaylı bir şekilde göstereceğiz. Özellikle dairede alanda bu tarz sorular var. Şimdi E ile B'yi ve E ile A'yı birleştirirsek. Bakın bunları birleştirdiğimde ne oldu? Dikkatli takip edin. B merkezli bir çeyrek daireden bahsediyor soru. B merkezli bir çeyrek daire. Şimdi B merkezli çeyrek dairenin yarıçapına ben R desem. Bakın bütün yarıçaplar R olacak. Şimdi B merkezli yarıçapları çizdim. Gelelim şu tarafa. A merkezli bir çeyrek daire daha var gençler. Bakın A merkezli bir çeyrek daire daha var. E bu A merkezli çeyrek dairenin yarıçapı şuradan ne çıkmış? R. O zaman bu da R'dir ve bu da R'dir. Çünkü bunların hepsi A merkezli çeyrek dairenin yarıçapı. Peki bu bana ne kazandı? Bakın şurada bir eşkenar üçgen verdi. Eşkenarın 60'larını yazıyoruz. Şurada geriye ne kaldı? 30. İkiz kenar üçgen mi bu? Evet. İkiz kenar üçgende tepe açısı 30 30'sa tabanlar 150'yi 75-75 paylaştırız. Benden istediği de nedir diyoruz? 75 derecedir diyoruz. Bu sorumuz da güzel bir soru gençler. Şimdi önceki soru gibi aslında şöyle bir kuralımız var. Bunu iyi dinleyin. Bir çemberin merkezi, önceki soruda da bunu uyguladık aslında. Bir çemberin merkezi, herhangi bir çember yayı üzerinde ise, çember yayı üzerinde ise bunlar zor sorulardır. Bakın dikkat edin, bir çemberin merkezi, herhangi bir çember yayı üzerine denk gelmişse, uzunlukta da kullanılır, açıda da alanda da kullanılır bu yöntem. Bu zor sorudur. Peki ne yapmam gerekir? Bu noktayı ile çemberlerin kesim noktalarını birleştireceğiz. Önceki soruyu da bu gözle tekrar bir dinleyin. Yakın kesim noktalarını birleştiriyor. Merkezle çemberliğin kesim noktası birleştirdik. Peki elimde ne var şu an? Dikkat ederseniz daha yeni anlattığımız kirişler dörtgeni çıktı şurada. Dört köşede çember üzerinde mi? Evet. D, O, -B -C dörtgeninden bahsediyorum. Karşılıklı açıların toplamı 180 derece olacak. Yani şurası nedir gençler? 150'dir. D, O, B, C dörtgeninden bahsediyoruz büyük çemberde. Tamam 150'yi bulduk. Şimdi x'e nasıl yaklaşacağız? Bizim bu 150 dediğimiz açı küçük çemberde merkez açıdır. Gördünüz mü gençler? O zaman bu yay kaç derece olacak? Bunun aynısı oldu yani 150. Benden istenilen x açısına bakıyorum. Küçük çemberde çevre açı. Yani açının sivri ucu çember üzerinde. O zaman ne diyorduk? Direkt yayın yarısı olacak. 75 derecedir diyoruz. Unutmayın. Merkez yay üzerinde ise bunlar tehlikeli sorular. Merkez ile kesim noktalarını birleştireceğiz daima. Son sorumuzda bir ÖSM sorusu gençler. Bu da uzunluk bazlı bir ÖSM sorusu. Yani açı temelli çözülen bir soru değil. O yüzden gelmiş iyi açı sorularından bir tanesi bu. Normalde açı soruları son derece kolay geliyor. Unutmayın. Peki çemberde uzunlukta biz teğet gördüğümüzde ne yapacağız? Uzunluğa bir sonraki videoda başlayacağız. O zaman bunları çok detaylı anlatacağız. Grup grup hepsini anlatmış olacağız. Teğet gördüğümüz zaman daima teğete dikindiririz gençler. Kural bu. Teğet gördüm teğete dikindirdim. E ne elime geçti buradan? Bakın yarı ne diyoruz? AA diyoruz. E bu yarıçap A ise yarım çemberin yarıçapı. Çeyrek daire var bakın burada bir de çeyrek çember. Onun yarıçapı çapı kaç A oldu? 2A oldu. Şimdi burası 2a ise renklere dikkatli bakmanızı istiyorum. Yani şu siyah dalgayla verdiğim uzunlukta 2a olmalı. Gördünüz mü? Bakın burası 2a. O merkezi çeyreğin yarıçapı, yine o merkezi çeyreğin yarıçapı 2a. Peki şu uzunluk neydi gençler? Şuradan a demiştik buna da doğru mu? E burası a ise iki siyaha baktığınızda hipotenüs dik kenarın 2 katı mı olmuş? Bu çok bildiğimiz bir üçgen değil mi? Neydi gençler bu? 30, 60, 90 üçgeni. Hipotenüs dik kenarın iki katı. Yani buradaki açı kaç derece olacak? 30. E ne yapacağım 30'dan? Şuradaki z'den dolayı direkt x'i de bulmuş oluyoruz. Nereden biliyoruz z olduğunu? Şurası 90, burası 90 ise söylemeseler de bunlar birbirine paraleldir. Bakın iki tane 90 var. Söylemelerine gerek yok. O yüzden z'den x'i 30 buluyoruz. Evet gençler çember açı derslerimizin sonuna geldik. İki derste bitirdik çember açıyı çok kolay bir konu. Formülleri, kuralları iyi takip ederseniz yapılmayacak sorusu yok. İstisna hangisi? Uzunluk bazlı sorular var. Onlar biraz daha farklı olabilir. Ama açı sorularının hepsi istisnasız kolaydır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.